Evet arkadaşlar, merhabalar, nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Yeni bir video ile tekrardan beraberiz. Bugün Colorado Denver'dayım. Yaklaşık 2-3 gündür yoğun bir çalışma temposundaydım. Çok şükür dedim ki bana dokunmayın, ben yatacağım. Onlar da tamam dediler, sabah görüşürüz. Sabah şu anda burada, saatler de birbirine girdi, kaç? 8.45. Demek ki eli kulağında beni ararlar yük için. Ya bugün şöyle bir video çekeyim dedim. Beraber bir yolculuk yapalım. Beraber bir yük alalım. Hem de birazcık sohbet edelim istedim. Her zaman kendimi böyle dinç yakalayamıyorum. Videoda çekmek içimden gelmiyor. Ama şu anda iyiyim. Hazır iyiyken de sizinle bir yolculuk çekelim dedim. Yolculuk videosu çekelim dedim. Sizin için de şimdi ineceğim arabadan. Camı fark ettim. Bir camı sileyim. Ve yavaştan yolumuza çıkalım. Eli kulağında muhtemelen telefonum. Ha çaldı ha çalacak. Neyse, durum bu. Bir yol videosu, yük alma videosuyla beraberiz. Evet arkadaşlar, sonunda yük çıktı. Epey bir bekledikten sonra çıktı. Şimdi biz de yavaştan oraya doğru gidiyoruz. Neredeyim? Colorado'dayım. Colorado'dayım. Diyeceksin ki kardeş niye böyle park ettin arabanı? Herkes bakıyor Mersin'e, sen bakıyorsun tersine. Çünkü burada insanlar arabalarını genelde kapatmıyorlar gece yatarken. Hava serin de olsa, ihtiyaç duymasalar da klimaya araba çalışıyor. Ya ben de hiç onu sevmiyorum, gürültüde yatmayı. O yüzden ne olursa olsun diye şu köpeğin güzelliğine bakın ya. Çok ilginç bir köpek var da. Tabii siz görebiliyor musunuz bilmiyorum. Sol tarafındaki tırda. Pembe renkli de. Neyse. Arabayı çalıştırsalar da umurumda olmuyor böyle olunca. Çünkü rahat rahat takılıyorum ben yani. Benim tarafım trailer'a baktığı için temiz. Ha, başka bir neden daha var. Ney? Ya böyle bodoslama girip park etmek rahat abi. Uğraşmıyorum şeyle. Neydi onun adı? Backup'la. Rahat rahat gidiyorum yani. Neyse. Kısa bir söyleşiden sonra yavaştan tırı durağından çıkalım. Bir 15 bin uzağa gideceğim yükü almak için. Oradan da Utah tarafına gideceğiz. Sağ olsun kardeş, izin verdi. Beni bekleme dedi. Beni beklersen bir saat burada oyalanırsın dedi muhtemelen. Buranın çıkışı nerede acaba ya? Bayağı zaman kaybettim ben burada. Şöyle bir kamerayı birazcık öne alalım. Sanki benim saçımı izliyormuş gibisiniz. Kafam daha doğrusu. Bakayım şöyle. Gayet güzel. Colorado Denver'dayım. Burada bir TA'de kaldım. Dün gece. Epey bir yorgundum. Yani Sacramento'ya gidip geldim buradan. Dedim bana dokunmayın kardeş, ben yatacağım dedim. Sabah görüşürüz. Onlar da sağ olsunlar. Sabah kalktım ben 7'de. Çünkü şeyde saat 8'di Chicago'da. Onlar dedim şimdi yükü bulurlar. 7'de kalktım ama hatta duş alacağım diye 6'da kalktım. Kalktım ama yük tabi öğlen kaça kaldı? Öğlen 1'e kaldı ya. Şaka gibi. Al ulan dedi, iyice dinlen dediler herhalde bana. Canınız sağ olsun dedim ya.
Aha da bu dayıyla bir yan yanaydık. Turn right at the traffic light. Normalde Amerika'nın genelinde sağa dönüşler, kırmızı ışıklarda eğer ekstra bir uyarı yoksa sağa dönüşler, soldan bahsetmiyorum, serbesttir, dönebilirsin. Ama ekstra işaretler olduğu zaman, mesela burada var, no right turn on red diyor. Yani kardeş sağa dönüş yok diyor kırmızı ışıkta diyor. Bekleyeceksin diyor. Tamam diyoruz biz de. Bekliyoruz. Aklınızda olsun. Gereksiz bir bilgi mi bilmiyorum ama paylaşayım dedim sizinle. Dönüşleri genişten alıyoruz arkadaşlar. Belli bir süre yine genişten gidiyoruz ki lastiklerin anasını ağlatmayalım. Şimdi sizinle beraber bir yük alma işi yapacağız. Yük alma yerine gideceğiz. Oradan da Utah'a beraber gitmeyiz. Siz kalın orada, yorulmayın ilk günden. Camlar iyi kirliydi. Sizin için camları sildim inşallah. Güzel bir görüntü çıkar yani. Bu ne yavaşlık ya? Dolapta bir şeyler düşüyor. Sizler nasılsınız arkadaşlar? Keyifler nasıl? Her şey yolundadır umarım. Beni soracak olursanız yorgunum ya. Alışmaya çalışıyorum işe de alışamayacağım. Görüntü onu gösteriyor. Bana göre değil bu drive, ben hiç sevmedim. Dürüst olayım yani. Evet, kazancı daha iyi bu çalışma stilinin. Ama yani öyle bir noktaya geldim ki her gittiğim yere bir küfe altın koysalar alamayacağım. Almak istemiyorum yani. Neden diye soracaksınız. Ya düzenli uyku yok yani. Düzenli uyku yok. Sabah 7'de uyanmışım. Şimdi yükü alıyoruz. Ve her gün next day delivery gibi bir şeyde çalışıyoruz. Yani her gün bir yük alma, yük bırakma merasimi yaşadığımız için bir türlü düzene sokamıyorsun. Bir gün sabah 8'de alıyorsun. Ertesi gün işte gece 3'te yük alıyorsun. Böyle saçmalıkları var. Bu da bana gelmiyor yani. Yani çok yıpratır insanı. Bu işi yapan arkadaşlar varsa ve daha önce step deck sürmedilerse onlara tavsiyem step deck, flat bed, bunlar var ya, çiçek çiçek. Bakmayın yoruluyoruz ediyoruz ama o da lazım. Yani vücudun birazcık hareket etmesi lazım. Zaten yorulduktan sonra alıyorsun duşunu, içiyorsun çayını. Değme keyfine yani. Bana yol verecek misiniz? Hadi kardeşler bana yol verin. Hadi kardeşler bana yol verin. Teşekkür ederim. Bu nasıl bir trafiktir ya? İşte Driven'de işte bu next day delivery diyoruz. Ertesi gün, ertesi gün, ertesi gün. Sürekli böyle şehir içinde geziyoruz biz. Her gün ben bir şehir içine giriyorum. Normalde step deck'te böyle değildi yani. Alıyordum ben New Jersey'den Kaliforniya'ya kadar kafam rahat. Şehre girmeden gidiyorduk. Şimdi şehir içine gir çık, gir çık, gir çık çok zaman kaybettiriyor. Ona göre stresi de oluyor. Yani bilmiyorum ya. Muhakkak seven vardır da ben sevmedim. Yani bu gerçekten de önemli bir bilgi olduğuna inanıyorum. Daha önce hiç step deck sürmemiş bir arkadaş varsa ve sadece driven sürüyorsa ve step deck'ten çekiniyorsa, korkuyorsa sağlam, sağlıklı olduğunu sayıyoruz. Beli meli ıvır zıvır ağrımıyor yani.
Bu arkadaşlara kesinlikle Step'teki ben tavsiye ederim yani. Oradaki çalışma sistemini görseniz, samimi söylüyorum, dersiniz ki biz Driven'de tamam soğuk görmüyoruz, sıcak görmüyoruz da biz çok da insani çalışmıyoruz dersiniz ya. Step'tek can, gerisi heyecanmış ya da flatbed. Vallahi kışa girene kadar niyetim o yönde ya. Kışa girene kadar çalışmak, dayanabilirsem kışın mola vereceğim 2 ay 3 ay. Ona da dayanır mıyım bilmiyorum. Sıkılmam inşallah, gezeriz hanımla. Ondan sonra Mart'ın girişinde bir arkadaşım var. Onun yanına gidip onun yanında başlayabilirim. Ondan sonra da 1-2 yıl içerisinde de artık tırımızı alabiliriz yani. Çünkü yani şu net gibi, Allah bilir tabii ki ama ben Driven bana göre değil ya. Ben burada sıkılıyorum yani. Sürekli sür. Nereye kadar arkadaş ya? Yani şey değil. Bu arada Volvo ile de iyi gidiyoruz. VNL 860, VNL 860 diye geçiyor. Yani güzel, hoş. Ama bu işi bilenlerle sohbet ettiğim zaman tavsiye etmiyorlar. Yani eğer kendine bir gün tır alacaksan Volvo alma diyorlar. Freightliner al diyorlar. Freightliner Toros gibi araba, tır yani. Sürebildiğin gibi, öyle nazlı bir şey değildir. Ama Volvo diyorlar, çok böyle ıvır zıvırı var falan. Yani üzer seni diyorlar. Bilmiyorum. Ben de şekil olarak ve konfor olarak Volvo'yu sevdim. Yalan söylemeyeyim. Mesela rüzgar sesi yok yani. O muhteşem bir şey. Bakacağız ya. Şimdilik ben burada bir videoya bir mola vereyim arkadaşlar. Yaklaşınca bir daha açarız. Yoksa bu trafikte öyle boş boş trafik izleyeceksiniz. Gördüğünüz üzere yollar her zaman harika değil yani. Böyle saçma sapan şeyler de oluyor. Neyse. O zaman size göre 3 saniye, bana göre 15 dakika sonra görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Evet. O trafikten çıktık. Bir devam edeyim dedim videoya. Tabii videonun ilk bölümünde şunu dikkatimi çekti. Ses desibeli benim yüksekmiş mikrofonun. O yüzden birazcık galiba gürültülü. İnşallah bundan sonraki süreçte daha güzel olacak. Görüntü de birazcık yamuktu galiba. Ama şimdi gözlemlediğim kadarıyla daha iyi. 5,5 mil kaldı. 5,5 mil sonra yükü alacağım. İşte bunu anlatmaya çalışıyorum. 12 millik bir yolu yarım saatte gittim. Ben normalde yarım saatte, 1 saatte 60-65 mil gitsek, yarım saatte 30-35 mil gidiyorum. 12 mil gittim. Şimdi gideceğiz bakalım orada arkadaşlar. Belki yarım saatte yüklerler, belki 5 saatte yüklerler. Bakalım. Böyle eksi yanları var ya. Beni pek sarmadı doğrusu. Bir de ben böyle şeye gelemem. Birazcık baskı var. O baskıya gelemem ben yani, doğruyu söylemek gerekirse. O yüzden kışa kadar, kışa girişe kadar çalışır. Ondan sonra açık kasaya ben dönerim yani. Kış geçtikten sonra. Buralara da ilk kez geldim bu arada. Colorado'ya. Yani üstünden geçtim ya. Buralara ilk kez geldim. Çok da detaylı bilmiyorum ama galiba böyle, burası da Arizona gibi yani. Çöl gibi. İşte iki saftorik yüzünden sıkıntı yaşayacaktık. Çok önemli arkadaşlar ya. Konudan konuya atlıyorum ama çalıştığınız şirket çok çok önemli. Lütfen işe başlarken çok dikkatli başlayın. Yani yanlış bir şirkette başlarsanız eğer işten soğursunuz, yapmak istemezsiniz. Zaten stresli bir iş. Bir de ekstra stres olunca deli miyim dersin ya, benim ne zorum var dersin. Çıkarsın, bir daha da tırı sürmezsin. O yüzden işe başlarken, karşı tarafla konuşurken lütfen, tamam tabii ki de para önemli. Ama şunu lütfen unutmayın. Şunu sorun kardeş. Baskı, yani baskı, evet doğru. Baskı var mı işinizde? Şunu yetiştireceğim, bunu yetiştireceğim, şöyle yapacağım diye. Baskı varsa ben bu baskıya gelemem diyeceksiniz. Yani baskıdan kastım şu. Appointment, İngilizcesi, Türkçesi de herhalde randevu. Yani yükü aldın, yükü bırakmanın randevusu. Mesela bizim şirket öyle çalışıyor genel anlamda. Ertesi gün
sabah 9. 1 saatte şey payı veriyorlar, sabah 10. Yani bu tarz, sürekli bu tarz yükler geldiği zaman insan strese giriyor. Bu da Allah göstermesin olumsuz sonuçlara gebe. O yüzden sorun. Yani tabii ki de tamam, next day, yani bir sonraki gün yük indirme olsun, ama en azından 9 olmasın da 9 ile 4 arası, 9 ile 3 arası, 12 ile 3 arası tarz şeyleri olmasına dikkat edin. Çünkü para kazanacağım diye sağlığınızdan olabilirsiniz. Yani yalan söylemeyeyim, benim şirketimin artısı şu: yeni tır, güzel para, zamanında ödeme, bunlar artısı. Ama eksi yanı bana ters. Bana ters. 3 dakika sonra inşallah pick-up yapacağımız yerdeyiz. Şuradan bir bakalım. Vallahi yer basite benziyor. WhatsApp'a da girelim. Bir şirketin ismini öğreneyim. Şu neymiş? Tiramo. Hadi bakalım hayırlısı. Take the exit on the right to Sims Street, then take the first right. Aman gözünüzü seveyim, yani başlarken işe üzgün bir şirket. Dönüp dönüp bundan sonra size bunu söyleyeceğim. Dönüp dönüp bu işe başlayacaklara diyeceğim ki arkadaşlar, düzgün bir şirket. Yani sizin stilinize uygun bir şirket. Bu şirket tabii ki de düzgün bir şirket de stilimiz farklı yani. Kardeş ben döneceğim sağdan. Zorlama beni. Sıkıntı yaşamayalım beraber. Tırım ben, ne yapayım, genişten döneceğim. Of of. Oradan kaçacağız diye yanındaki herhangi bir şey götürmemek lazım. O yüzden acele yok arkadaşlar. Acele yok. Bu işi yapıyorsanız acele yok. Kimseye hiçbir şey ispatlamıyoruz. O yüzden lütfen gözünüzü seveyim. Bu işi yapıyorsanız ve yapmayı düşünüyorsanız acele etmeyin. Sakin olun. Özellikle şehir içindeyken çok daha fazla dikkat edin. Aa, böyle gelirler, geçerler. Yol verin gitsinler yani. Siz sakin bir şekilde yüküm yok ya, o yüzden rahat durdum. Yük olsa sıkıntı olabilir. Of of. Hava da çok güzel ya. Geceleri serin, tam bir çöl havası. Şu anda 25 derece civarı zannediyorsam. Gece de 5 derece civarı. Hafiften cam aralıyorum, böyle öyle uyuyorum. Üşüyerek, yani üşüyerek demeyeyim de böyle serin uyumak hoşuma gidiyor. Battaniyeye sarılıyorsun ya. Önden güzel. In one half mile, turn right on West Collins Avenue. Avenue'ya gireceğiz. Yani şurası herhalde. Turn right at the traffic light. Şimdi böyle geldiğimiz zaman yük almaya hemen gözünüz shipping receiving, yani gönderen alan kısımlarını arayacak arkadaşlar. Hemen bakıyoruz biz de. Truck herhalde şurası, buradan sağ yapacağız. Kardeş çok zorluyorsun beni de, zorlama ya. İkimizin de hayrına değil bu zorlaman. Arkadan gelen bir arkadaş var da acele ediyor. Beni de zorluyor yani.
Evet. Buraya geldiğimiz zaman artık şimdi burada da ofis arayacağız da şurada bir tane gördüm, orası herhalde ofis. Ben şöyle giderim. Muhtemelen sağdan backup yapacağız, hiç sevmiyorum ama arabayı da öteki türlü de zorlamak istemiyorum. Herhalde sağdan backup bizi bekliyor. Neyse. Ben gideyim şu işlerimi halledeyim. Kemeri çıkardım ki rahat olsun diye. Şuraya gireceğiz. Şu ikilinin yanına gireceğiz bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Sağdan yanaşmak hiç insana keyif vermiyor arkadaşlar. Allah'tan birazcık açımız var da oradan belki yırtarız diye umuyorum. Hiç şu anda görüntü sıfır bende. Direksiyonu fazla kırdık. Birazcık sağda bir görüntü oluştu ama sağdan bakıyorum, sağ aynadan. Soluma da bakıyorum. Çok da düşündüğüm gibi de rahat değilmiş ya. Şu aynayı birazcık dışarıya alalım. Vallahi iyi ki arkadaki perdeyi açmışım ya. Arkadaki perdeden görüyorum. Vay şansa bak. Bu güzel haber. İyice yerimizi daralttık bakalım. En güzeli ne biliyor musunuz? Amerikalıların söylediği gibi get out and look. Yani çık dışarı ve bak. Saflığa gerek yok. Gidiyorum, bakıyorum. Evet. Sol tarafım gayet temiz. Durum çok kötü değil. Durum çok kötü değil. Görmediğim tarafta Allah'tan şey var. Yerim fazla. Şimdi daha doğrusu iki tarafı da görmüyoruz, o ayrı da. Şu anda yok. Birazcık daha biz şöyle yapalım, bir arabamızı toparlayalım. Yandan da diğer taraflara da bakmanız lazım arkadaşlar. Öne bakın, şeye bakın. Bu videoyu neden sonlandırmıyorum biliyor musunuz? Çünkü mesela bu park olayı insanlar şey yapmaz. Nasıl söyleyeyim? Benim gibi acemiler kendini rezil etmek istemedikleri için bunu şey yapmazlar. Ama ben öyle düşünmüyorum. Yani zorlandığımı görün yani. Siz de bu işi yapacaksınız. Siz de zorlanacaksınız ama inşallah kazasız belasız halloluyor ya bir şekilde. Arkadaş
var ya, görmeden park etmek çok kötü bir şey arkadaşlar. Şimdi ineceğim bir daha. Niçin ineceğim biliyor musunuz? Kapakları açmayı unuttum. Ulan Basri. Tam komedisin yemin ediyorum. Şu arkadaşı bekledim de. Evet. Her şey tamam. Şimdi artık son bir yaklaşmaya geldi. Frene bastık. Arabamıza geriye aldık. Artık kontrol bende. Arabada değil. Yani görüyorum yani, onu demek istedim. Hislerimin değil, gözlerimin oldu. Kontrol gözlerimin oldu. Adam 15-20 dakikada yükleriz dedi. Ay dedim, senin canını yerim dedim ya. Ne kadar güzel haber yani. Son bir yaklaşmamızı yapıyoruz arkadaşlar. Bu ses hafif olmasına rağmen gördüğünüz üzere şeydir. Burada yük alırken trailer'ı da çekiyoruz arkadaşlar. Hatta bazı şirketler şey bile diyor yani. Su içeyim. Yani bobtail'i ayır diyor, öyle bekle diyor. Bu şirket öyle bir şey demedi. Off duty'de kalmışız zaten. Güzel. Evet arkadaşlar. Uzun bir video oldu değil mi? Farkındayım. Yavaştan kapatıyorum zaten. Normalde ben videonun sonunda bağlamıştım ama ses kaydetmediği için mecburen yine bu şekilde şey yapacağız. Karşıma alıp konuşmuştum ama boşuna konuşmuşum. Böyle bir video çektim. Birazcık uzun oldu ama hem işin artılarını eksilerini anlatmaya çalıştım. Hem de beraber bir park yaptık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve beğenilerinizi like butonuyla gösterirsiniz. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet.